Dur lan dur. Sakin ol. Şuradaki arabadan ötürü... Ben anlamam. Ne var? Bir şey mi var? Var. Ha, o zaman yaptır o zaman. Bende bir şey yok. Senin adın ne? Bana dokunma. Bana dokunma. Bana dokunma. Şimdi bir sakinleşelim. Ne yapacağımıza karar verelim. İşte polisi arayacağız muhtemelen. Bakalım polis gelince nasıl dökmüş kediye dönecekler. Samsun, Adil Çağrı Merkezi. Hoş geldiniz. Görüşmeleriniz kaydedilmektedir. Acil Çağrı Merkezi. Efendim kolay gelsin. Bir trafik kazası vuku buldu. Karşı taraf tutanak tutmayı reddediyor. Bu konuyla ilgili destek rica ediyorum. Anladım. Yaralı yok değil mi? Yaralı yok. İçeride kimin mi? Bilmiyorum. Yani evet şu an içeri aldılar. Bir saniye. Burada hemen önünde vurdu. Kaza nerede oldu? Burada oldu. Nerede Hyundai? Şu içeride. Tamam. Sünder Aç hangisi? Bu. Buraya mı aldı? Dur lan dur. Ne yaptın? Bunun bir ne manası vardı bu işin ya? Tamam hadi kaldır kapıları bak. Tamam. Dur kardeşim dur. Kaldırım yapmasene. Şu ayağı indir. Şunu. Şimdi bakalım. Var. Kimse o çarpan gelsin. Sıfır motoru düşürdü yere. Sen mi düşürdün? Yok ben. Motoru mu düşürdünüz? Kim düşürdüyse gelsin muhatap olsun birisi. Abicim şurada oldu ya. Hiçbirinizin haberi yok mu mevzuda? Kamera çekti diyorum kamera. Yalandan uğraştırmayın. Gelin şeyini görelim bunun. Sıfır mı? Bağırmana gerek yok. Ha, bağırma falan yok. Kimse sanki ben uzaydan gelmişim gibi bakılıyor bana. Olaydan haberim yok o yüzden diyorum. Heh, tamam. Oldu? Şimdi olaydan haberim. Ben demin şuraya motorumu çektim. Geri çekerken şuradan bir tane Star X'mine bir şey çekiyordu, itiyorlardı. Onunla birlikte benim motoru devirdiler. Tamam. Tamam. Bunun neticesinde de benim şimdi gördüğüm bir manetim çizildi. Bu motor sıfır motor daha 2000 kilometrede. İki şu çizildi. Gördüm o. Başka bir şey var mı? Onu da göreceğiz. Yani bunların şeyini hesabını görmemiz gerekiyor. Dükkanına niye çektin ya arabayı o zaman? İçeri konuşacaktım. Arabam var benim. Hangi araba? Hayır. Yani araba getirecektim buraya. Dedim bir konuşayım. Yarın randevu alayım. Tamam. Teras sorun. Abi baksana. Ne oldu ya? Araba ileri geri giderken. Motorumu düşürdünüz? Tamam. Ne yapayım ben şimdi? Nasıl ne yapayım? Al bir tane arabayı. Al motorunu. Alıyordum ya. Alıyorsun. Yavaş yavaş yapayım. Ben arabayı yıkayayım burada. Seni bekleyeceğim ya. Allah Allah ya. Kaldırın şu arabayı ya. Siz şimdi sorumluluğu almıyor musunuz? Ne sorumluluğu alacağım ya, yürü git ya. Şöyle bir çekelim o zaman. Ben sorumluluk alacağım ya.
buraya sokuyor bu. Abicim ben müşteriyim. Ya müşteri sok, ben mi dedim sana bu motoru? Sen sokmadın da burası... Ama alacağız da ben arabayı tekiyorum. İtiyordum ya. Orada... Ben kaç kişinin arabayı tekiyorum orada. Sakin ol. Şuradaki arabadan ya ötürü... Ben anlamam. Ne var? Bir şey mi var? Var. Ha, o zaman yaptır o zaman. Bende bir şey yok. Senin adın ne? Benim ismim Talha. Soyadın? Ne yapacağım? Nasıl ne yapacağım? Gideceğim ona göre işten başlayacağım. Yaptır o zaman, yaptır o zaman. Tamam, yani herkes şahittir sanıyorum olanlara. Şimdiden sonra benden çıktı. 3 kuruş için şu müessesenin yaptığına bak ya. Bak ben de kameram var. Sen arabayı tekliyorum buraya. Sen arabayı sokmuşsun oraya. Bana mı sordun arabayı sokmuşsun yine motoru? Sana niye sorayım ki? La ben dükkan değil mi burası? Şurasının kullanım alanı kimde? Ben de. Çıkar tapuyu göster. Senin şuraya kadar mevzun var burası. Ha? Tapu gösterelim. Tapu gösterme bana da. Mevzu o değil. Sen iyi bir esnaf değilsin. Tamam kardeşim, bana dokunma. Tamam. Bana dokunma. Tamam. Bana dokunma. Bu işte ya. 3 kuruş için sahiplenmediği işe bak ya. 3 kuruş için. Komik değil mi? Gülüyorsun sen de. Komik değil mi? Bence de komik bu olan. Nerede çalıştığınızı iyi görün. Yarın bir gün size olduğu zaman da yani kusura bakma yapmasaydın olacak. 3 kuruş için 3 kuruş. Yarın bir gün aynı size de olacak. Var. Var kardeşim var. Sıfır aldım motor düşürdünüz. Bana ne diyor adam? Öyle bir esnaf işte bu adam yani. 3 kuruşluk adam işte. Biz ne yaşadık ya az önce? Allah saçma sapan bir durum. Ama tabii öyle kalmaması lazım bu işin. Yani o kadar basit değil. Hadi kardeşim bildiğin gibi çöz diyorlarsa bu işi. Ben de bildiğim gibi çözeceğim. Şimdi biraz sakinleşeyim. Şu videoyu bir elime alayım. Tablete yükleyeyim. Umarım hafıza kartı hata vermez. Videoda kaydolmuştur. Video önemli tabii o ölçüde. Kayıt önemli yani. Ortaya çıksın. Orada çok daha ciddi bir şey olabilirdi. Ben diğer tarafta olsam benim üstüme yıkılacaktı. Bir yerim çok rahat zarar görebilirdi o işten yani. Motor da daha fazla hasar alabilirdi ama buradaki hasar bu yine aldı yani baktığın zaman. Bu eskisinden farklı bir durum var sonuçta ve bunun sorumlusu ben değilim diye düşünüyorum. E şimdi bir sakinleşelim. Ne yapacağımıza karar verelim. İşte polisi arayacağız muhtemelen. Bakalım polis gelince nasıl dökmüş kediye dönecekler. Yani şöyle bir olay değerlendirmesi yapmak gerekirse motora çok bir şey olmadı. Manet biraz çizildi. Aynaya bakmadım. Yani çizmiş olabilir, olmayabilir. Ama şu yan tarafa taktırdığım korumalar epey iş gördü. Hatta egzoz koruması da çizilmiş. Yani o da iş gördü demek oluyor. Böyle şeyleri çok önemsemem. Maldır bu, düşer kalkar modundayımdır. Bilen bilir. Ama oradaki tavır beni çok rahatsız etti. Hani böyle sanki ben böyle uyduruyormuşum gibi. Yani hiç öyle bir şey olmamış. Ben kafamdan bir senaryo yaşamışım. İyi hissettirmedi bana. Böyle halbuki nedir olması gereken? Ne oldu kardeşim? Var mı bir şey? Yani ne yapabiliriz gibi gelirsin zaten. Ben bir şey demem desem de olan belli ya. Ondan ötürü de bir şey olmaz falan diye. En azından böyle elinden geleni böyle dümenden yaptıktan sonra baktın karşıdaki kişi bana ne kardeşim diye çağırıyor, zararımı ver falan diyor dediğimi farz edelim. O zaman dersin ya ondan bir şey olmaz falan. Yine mi ısrar ediyorum? O zaman dersin. Daha da işte git nerede nasıl hallediyorsan hallet. Ama hiç daha oralara gelemeden direkt hiç öyle bir şey olmamış gibi davrandılar. Bu tabii çok rahatsız etti beni. Umarım kaydı da almıştır video. E ne yapacağım ben? Şu anki düşüncem sıcağı sıcağına onunla ilgili işte bir dilekçe yazıp oradaki karakola gidip başvurmak üstüne. Ama biraz daha sakinleşeyim. Sakinleştiğim zaman aynı şeyi yapar mıyım bilmiyorum. Durum böyle. Yani ucuz atlattık.
oraya gitme niyetim de işte arabayı servis bakıyorum, arabayı götürmek için böyle bir bakım zamanı geldi. Böyle yağ bakımını falan kendim yapıyorum ama ön takımdan da bir ses geliyor. Kontrol edilmesi gerekecek. Hatta değişmesi gereken şeyler var bana kalırsa. O yüzden hani yazdım Google'a Hyundai servis, orası çıktı. Yetki servise de götürmek istemiyorum arabayı. Çok yeni bir araba değil. İyi falan. İyi yorumlar da vardı. Fena yorumlar yoktu. O bu alanda gittik ama yani keşke gitmeseydik ya çok. Neyse, bunda da bir hayır vardır diyelim. Yani çok kötü anmak istemiyorum. Belki arabamızın içine edip geri vereceklerdi. Öyle bir hayır olmuş olsun bunda da. Durum böyle. 1 hour later. Düşündüm, taşındım, sakinleştim. Aradan bir yarım saat falan geçti. Videoyu tablete indirdim. Elimde bir done olsun diye. Şimdi olay mahalline geri gidiyorum. Polisi arayacağım. Diyeceğim ki böyle böyle bir kazaya karıştık. Bu da bir kazadır neticede. Kazanın diğer tarafı tutanak tutmayı reddediyor. Böyle durumlarda polisi çağırabiliyoruz. Ben de buna istinaden polisi çağıracağım. Polis gelecek. Sonrası polis geldikten sonra bir tutanak tutar diye tahmin ediyorum. Tutanağı işleme alır mıyım? Çok emin değilim. Altı üstü bir manet. Ama benim amacım onların biraz canı sıkılsın istiyorum ben. Buradaki muhatabım da şu olacak bu arada. Yani o bir müşteri arabası. O benim aslında muhatabım. Onu itenler daha sonra müşterileriyle durumu konuşsun. İzah etsinler bakalım ne oldu, neden tutanak tutuldu. Amacım o aslında benim yani. Ne olacağını merakla ediyorum. Şimdi müsait bir yerde polisi arayacağım. Burası neydi? İnsan Sanayi Sitesi 52. Sokak sanıyorum. Evet. Sonra arayacağız bakalım emniyeti. Elimizde video var. Polis gelince videoyu göstereceğim. Tutanağı tutacağız. Abi diyordu ya, git kendin yap, ne biliyorsan yap falan. Ben bu kadarını akıl edebildim. Bakalım nasıl olacak. Şurada. Tamam, sokak burası. Şimdi biraz daha ileri gidelim. Starex orada mı? O da orada. Tamam, süper. Şimdi şu ileride bir müsait bir yer bulalım. Rezil rüsva yerler ya. Allah şuralar. Evet, burası gayet müsaite benziyor. Şimdi şöyle bir duralım. Biraz daha geri alayım hatta. Neymiş? Şimdi interkomu bağlıyorum. Power on. Buranın adresi neymiş? Battery 100%. Samsun, Adil Çağrı Merkezi. Hoş geldiniz. Görüşmeleriniz kaydedilmektedir. Acil çağrı merkezi. Efendim, kolay gelsin. Bir trafik kazası vuku buldu. Karşı taraf tutanak tutmayı reddediyor. Bu konuyla ilgili destek rica ediyorum. Anladım. Yaralı yok değil mi? Yaralı yok.
Geçmiş olsun. Hadi teşekkürler. Gülşen Sanayi Sitesi Yeni Mahalle Mahallesi 52. Sokak. Samsunlular Otomotiv'in 52. önü. Evet. 52. Sokak Samsun. Lular Otomotiv. Evet. Kaydınızı oluşturdum. Emniyetle görüştüreceğim. Kapattım. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Efendim kolay gelsin. Bir trafik kazası vuku buldu. Karşı taraf tutanak tutmayı reddediyor konuyla alakalı. Neredesiniz şu an? Gülşen Sanayi Sitesi 52. Sokak Samsunlular Otomotiv'in önündeyim. Tamam. Ekip gönderiyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bu da kayıttı. Şimdi ekibi görebileceğim uygun bir yere geçeyim. Müsait diye buraya çıktım ama. Şimdi şarj durumum ne? Çok yok değil, var şarjımız var. Efendim? Alo, iyi günler beyefendi. Samsun Trafik Denetleme'den arıyorum. Buyurun, buyurun efendim. Kaza ihbarında bulunmuşsunuz. Doğrudur. Teşekkür ederim. Yaralı mı kazanız? Hayır, yaralımız yok. Maddi hasar. Fotoğraflama yaptınız mı kaza? Direkt video var elimde, kamera. Tamam, şimdi fotoğraflama da yapıyorsunuz. Levha varsa levha görünecek şekilde. Tamam. Fotoğraflama yapıyorsunuz, sonra sigortacıların vermiş olduğu makbul tutanak var efendim. Kaza tespit tutanağı, anlaşma tutanağı değil, kaza tespit tutanağı. Evet. Şimdi yanınızda bu tutanağı tutacaksınız çünkü karar veren merci ekspertiz. Karşı taraf tutanak tutmayı reddediyor. O yüzden ekibi aradım ben, yani bundan ötürü değil. Bir otoservisin önünde benim motosikletimi vurup devirdiler ve karşılığında tutanak tutmayı reddediyorlar. Nasıl biliyorsanız öyle yapın diyorlar. Buna istinaden de ben emniyeti arıyorum. Yani ne yapabilirim başka türlü? Tutanak tutacağım bir muhatap yok karşımda. Karşı tarafa ben konuşabilir miyim? Şu an yanlarında değilim. Tek başıma olduğum için bir otoservis. Biraz daha uzaklarında bekliyorum. Karşı taraf dolayısıyla güvenliğim de tehlikede olabilir. Sanayi bölgesindeyim. Bu konudan ötürü sizi aradım ben. Nerede kaza? Yeni Mahalle Mahallesi, Gülşen Sanayi Sitesi, 52. Sokak, Samsunlular Otomotiv. Gülşen Sanayi. 52. Sokak, Samsunlular Otomotiv. Samsunlular Otomotiv. Hı hı. Sağ olun. Yani o onu aktarıyor, onu aktarıyor. Tabi bunları çok arayan olur. Kaza yaptık, polis gelsin diyor. Önceden öyleydi. Şimdi tutanakları kendimizin tutması gerekiyor ama şu an benim tutanak tutabileceğim bir durum yok. Şimdi tabi şöyle bir durumla karşılaşabiliriz. Çok emin değilim ama polis çağırdık diye kazanın tarafları olarak ikimiz de ceza yiyeceğiz muhtemelen. Ben öyle hatırlıyorum. Yani çok net emin değilim ama böyle kaza durumlarında polis çağrıldığı zaman, işte yaralanmalı bir kaza değil ise herhalde polisi fuzuli çağırmaya giriyor. Tabii şu an karşı tarafla uzlaştığımız varsayımıyla konuşuyorum. Muhtemelen polisi görünce zaten süt dökmüş kediye dönecekler de. İşte o yüzden karşı tarafta ben de ceza yiyeceğiz. Yani 1000 lira yoktur da 800 bin lira arası bir şey olabilir. Çok emin değilim ama bu konuyla ilgili. Çok önemli değil, ceza yeriz. Ama karşı tarafta yiyecek netice itibariyle. Hatta araç sahibi yiyecek. O araç sahibine sonradan izah etsinler neden öyle bir ceza yediğini. Ben öderim, sorun değil yani. Maksat onların biraz canı sıkılsın bu konuyla ilgili. 5 minutes later. Memur bey kolay gelsin. Şu içerideki Starex, 61 plakalı bir Starex var. Motorumu düşürdü benim. Bununla alakalı şeyim de var.
görüntüm var. Tutanak tutmayı reddediyorlar konuyla ilgili. Geçmiş olsun. Kim, teşekkür. Taraflar kim? Efendim, içeride bir tane 61 plakalı Starex var. İçeride kimin mi? Bilmiyorum. Yani evet, şu an içeri aldılar. Bir saniye. Burada hemen önünde vurdu. Kaza nerede oldu? Burada oldu. Nerede Hyundai? Şu içeride. Tamam. Sünder aç hangisi? Bu. Nasıl oldu kaza? Efendim, videoyu göstermemi ister misiniz? Yok, siz bir anlatın. Tabii mı? Anlatayım. Bir ben şuradan motorumu geri alıyordum. Yoldaydım. Yani iş yerinden mi çıktı? İş yerindeydi. Şuraya çekmiştim ben motorumu. Geri çıkıyordum şurada. Evet. Buraya çıktım. Bunlar da aracı araçla birlikte benim motoruma çarpıp devirdiler. Neresiyle çarptı? Neresi işte? Sağ önüyle çarptı. Bunlar böyle gelip önünüze mi kırdı? Yani evet, teknik olarak evet. Yani yok, itiyorlardı arabayı. Yani burada olan bir hadise. Ve arabayı elle mi itiyorlardı? Elle itiyorlardı. Tabii haliyle durdurma ihtimalleri olmadı. Ben de altında, diğer tarafta kalsam altında kalacaktım. Burada olduğum için motoru bıraktım. Buyurun merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sürücü müsünüz? Evet. Nasıl oldu kaza? Nasıl oldu kaza? Kaza olmadı ya. Şimdi arkadaş buraya gidiyor mu? Motorla. Buraya girdi motorla arkada kazayla. Ben dedim ki ne? Arabayı itekti. Ben dedim ki geri çektim arabayı. Dedim. O da çekerken elim anda itekti. Konuştan zaten motoru yok falan da şey yapmıyor. Dokundu düştü. Yani kaza bu yani. Öyle giderken de vurmadık. Sonuçta giden bir araba değil. İteklediğimiz bir araba. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arabayı itekleseniz de bu bir kaza olur. Niye kaza olur? El arabası düşünün. El arabasıyla size çarptı, bu da bir kaza. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Şimdi kendi aranızda resimleri çekiyorsunuz. Resimleri çektiniz zaten. Aha. Kaza tutanağı var. Makbul forma. O formu dolduruyorsunuz. Tamam. Altını imzalıyorsunuz. Birbirinize ehliyet sigortası var mı aracın? Var. Öyle bir şey. Tamam. Birbirinize ehliyet, ruhsat, sigortanın resimlerini verip aracı yaptırabilirsiniz. Yani uzlaşamadığımız için sizi çağırdık zaten. Uzlaşmanıza gerek yok. Şimdi. Hayır karşı taraf bir tutanak tutmayı kabul etmiyor. Ben dedim kendilerine. Evet, etmiyorlar. Ne haliniz varsa görünle çevrildi. O yüzden sizi çağırdık. Yoksa prosedürleri biliyor. Hasar çizik, egzozum çizildi. Ek olarak aynam çizildi. Bunlar gözükür. Bunlar hasardır. Maddi hasardır yani benim için. Evet. Sonuçta karşı taraf kaza raporu istediği için ufak bir çizik de olsa, nokta dahi kaza raporu tutmak zorundasınız. Zaten siz de beyefendi birisine benziyorsunuz. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Formunuz var mı? Var. Tamam, formu getirin, ben size krokisini çizeyim. Anlattığınız şekilde. Bir ehliyetiniz şeyi de getirin. Plakayı da söyleyin, bir sorgulasın. Sizi hiç yormak istemezdik ama maalesef şu an böyle bir şu an uzlaşmacı oluyor tabii, polis gelince öyle oluyor. K5 girebilir. Sigorta bilgilerinizi biliyorsunuz değil mi? Ulaşırım evet. Ruhsat da... Neydi benim? Aracın plakasını da söyleyin diğer aracın beyefendi. Efendim? Resim de var ya. Var. Motosiklet kaç para? Çok oldu ya. 138 bin lira sıfırı. Ya da 125'liğini almış, 82 milyon. Evet. Bu kaç, 200 lük mü var? 250. 250 lük. Şimdi beyefendi. Buyurun. Bakın, buraya kaza tarihi, saatini yazıyorsunuz. Buraya biriniz, bilgilerinizi buraya yazıyorsunuz. Buraya kaza nasıl olduysa onu yazıyorsunuz. Ad soyad imza. Diğer arkadaş buraya bilgilerini yazıyor. Buraya kaza nasıl olduysa onu yazıyor. Ad soyad imza. Bu otokopili, tamam mı? Tamam. Yazdınız. Var. Var mı? Var. O altına da geçiyor otokopili. Tamam. Tamam mı? Buraya da basit şekilde krokisini çiziyorsunuz. Bu otokopili altına geçiyor. Ondan sonra bunu koparıyorsunuz. Birisini biriniz alıyorsunuz. Ondan sonra birbirinize ehliyet. Ehliyete gerek yok aslında. Çünkü öbür araç yok, şoförü yok. Direksiyonda değil ya.
birbirinize... Bir çocuk var aslında, onun da ehliyeti yoktur muhtemelen ama. Ehliyete gerek yok. İterek sürüyorsunuz ya, birbirinize ehliyet, ruhsat, sigorta resimlerini verip aracı ustanıza götürüp yaptırıyorsunuz. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Ama tabii haklıysa yaptırıyorum. Haklıysa mı yaptırıyorum? Şimdi ben de size de izah edeyim. Ha. O kısma ekspert karar veriyor. Amca. İçeri geçin. İçeri geçin. Kaçtık abi? 250. Var kanka. Hayır hayır, ne oldu ne oldu? Oo, onu görüyorum, çabuk yazdı. Ne oldu? Niye abi, sen soran mı? Ha? Çek abi. Ne oldu? Ne oldu? Evet, şimdi gelelim bir olay değerlendirmesine. Ya, ne yaşadık ya öyle saçma sapan. Şimdi normal şartlarda yani beni bilen bilir. Hiç önemli bir hasar değildi o yani. Yani kaldırırım motoru, azarlık sayarız, devam ederiz. Ama maalesef öyle kötü bir muameleye maruz kaldık ki, o yüzden böyle içim soğumadı yani. Gittim böyle iş yerine düşündüm. Yani ne yapsak? Şimdi ilk aklıma gelen gideyim karakola bir hani dilekçe mi vereyim, şikayette mi bulunayımdı. Ama sonra yani o dedim ki bu bildiğin kaza yani. Aracın çalışmıyor olmasının bir manası yok. Sonra hemen geri gittim tabi. Gördüğünüz üzere. Tamam, şimdi güzel. Tutanağımızı tuttuk. Tramer işletir miyim emin değilim. Bir süresi var onun. Herhalde bir ay falandı tutanaktan sonra. Düşünecek vakit var. En azından değiştirme opsiyonunu aldık. Ama her şeyden öte gerçekten önemli değil yani orada onların olması. Bilen bilir, CV'de de benim başıma gelmişti. Böyle bir olay. Nitelik olarak değil, nicelik olarak düşmüştü yani motorda. Bu şekilde değil tabi. Aynen, ıslatın ıslatın. Bütün yolu ıslatın. Orada çok daha ılıman kalmıştık. Burada tabi yani ben böyle bir esnaflık şekli görmedim. Desem yalan olur maalesef. Ekseriyette böyleler. Sadece denk gelmiyoruz. Yani ben oraya mesela arabamı götürmek için gittim. Ben de o alacaktım. Muhtemelen alacaktım randevuyu. Sonraki günde sorunsuz bir alışverişimiz olacaktı. Aa diyecektim, ne kadar güzel işimi çözdüler. Bir arkadaşım sorunca önerebilecektim bile ama böyle yerlerin kalitesi işte bir sorun vuku bulduğunda ortaya çıkıyor. Ben şu an şundan bile tereddüt ediyorum. Yani ben oraya sağlam götürdüğüm, orijinal parçalı götürdüğüm arabaya enteresan şeyler de olabilir bu zihniyette. Yani suizan yapıyorum şu an ama bir laf vardır. İşte iftiranın yakışanından korkacaksın diye. Öyle bir şey olsa şaşırır mıyım? Şaşırmam. Dolayısıyla durum bu. Gerçekten bana enteresan duygular yaşattılar. Abi siz değil miydiniz o ya? Kardeşim ne yapıyorsan yap git gel git diye. Nasıl abi? Tırıs tırıs gitti öyle. İşte yalıp götürmüyor. Abi gerek yok bunlara ya. Valla bir şey varsa bak ben hani dışarıdan da görüyorsun orada. Bunu şekilcilik amaçlı demiyorum ama ılıman düzgün konuşan bir adam var karşında. Ona gitsen ya kardeş sana yeri burası oluyor işte, hakkını helal et. Durduramadık, araba çalışmıyordu gördün. Gerçekten bir şey demem. Diyelim ki dedim. Ondan sonra dersin ki
Tamam kardeşim, ne yapalım o zaman dersin. Baktım ben hala üst perdeden konuşuyorum. O zaman dersin bana, hadi kardeşim git işine ya, nasıl biliyorsan öyle çöz bu işi dersin. Yani olası bir gerginliğin sonunda yapman gereken muhabbeti en baştan yapıyorsun. Haliyle böyle saçma sapan zaman kaybı bir işle uğraşıyoruz.